İkinci dalga yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Bilal Erdoğan'ın bugün adliyeye giderek ifade vermesi bekleniyordu ama Erdoğan ifadeye gitmedi. 17 Aralık'taki operasyonda tutuklanan 10 kişinin tahliye talepleri de reddedildi. Hükümet ile yargı arasında krize neden olan ikinci dalga yolsuzluk soruşturmasında Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan için hazırlanmış bir tebligat ortaya çıktı. Soruşturmayı başlatan savcı Muammer Akkaş'ın Bilal Erdoğan için çağrı kağıdı hazırladığı, 2 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağırdığı iddia edildi. O gün geldi ama Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan ifade vermeye gitmedi. Kanun, mazeretsiz savcılığa gitmeyenler hakkında zorla getirme kararı çıkarılır diyor. Bilal Erdoğan hakkında böyle bir karar çıkarılacak mı bilinmiyor. İkinci dalga yolsuzluk soruşturmasının akıbeti de belirsiz. Dosya soruşturmayı başlatan Muammer Akkaş'tan alınmıştı. Dosyada adı geçenler hakkında da bir işlem yapılmadı. 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 14 kişi ise tahliyelerini talep etti. Mahkeme 10 kişinin talebini reddetti. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski bakan Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in tutukluluk halleri devam edecek. İş adamı Rıza Sarraf da dahil 4 kişinin talebi ise henüz karara bağlanmadı.